Merhaba, ben Dilek. Bugün bu partilin hayvanat bahçesine geldik. Bu hayvanat bahçesi yaklaşık 24 hektar alana kurulmuş ve 500 çeşit hayvan var diye internetten okudum. 5000 adet hayvan varmış yaklaşık olarak. Biletleri internetten online olarak almamız gerekiyor. Şöyle göstermek istiyorum, biletlerimizi aldık. Biletler kişi başı 18,5 euro yaklaşık olarak. Yaklaşık değil, tam olarak öyle hatta. Ve şimdi gezmek istiyorum. Burada neler neler var onları çekmek istiyorum. Aslanları, filleri çok merak ediyorum. Daha önce büyük bir hayvanat bahçesine gitmemiştim. Hayatımda daha önce hiçbir fil de görmemiştim. Burada ilk kez göreceğim. Biraz heyecanlıyım. Doğası çok güzel. Çevrede butik oteller gibi oteller var. Gelirken onları gördüm. Biraz tarihi gibi binaları. Bakalım neler var hep beraber. Şurası müzik evi diye geçen bir yer. Muhtemelen etkinliklerin yapıldığı bir yer. Ama korona yüzünden çok fazla bir etkinlik yapıldığını düşünmüyorum şu an. Etrafı şöyle çekmek istiyorum. Doğası gerçekten harika buranın. İnsanı kendine aşık ediyor. Şöyle etrafı dolanarak. Ördeklerin cesetleri var. Efendim canım? Hangi cinsli ördeklerin olduğunu yazmışlar. Orada hayvanlar, evet. Hangi hayvanların nerede olduğunu yazmışlar. Şurada hangi hayvanların nerede olduğunu yazmışlar. Onlara bakmak istiyorum. Kuşlar bu tarafta. Soldan gideceğiz. Aynen. Bu tarafta maymunlar, ayılar, filler. Hangi tarafı ilk önce seçiyorsun? Goril varmış sağda. Sağ daha şey değil mi? İlgi çekici şu an. Ben de. Fil var. Fil. Hiç görmedim. Evet. Fil. Gerçi son çıkan fil haberlerinden sonra bayağı üzüldüm ama neyse. Şöyle ördekleri çekip sağ taraftan gitmeye karar verdik. Tabii de cinsleri var. Daha ördeklerin. Evet. Hangi cinsleri olduğunu gösterelim. Tabelada ördeklerin cinsleri var. Almancam çok mükemmel olmadığı için bu kadar literatür şeyleri anlayamıyorum maalesef. Şurada bir tane yeşil başlı bir ördek var. Belki de bu bizim yeşil başlı göğel ördektir diye tahmin Normalde ediyorum. Normalde hayvanat bahçelerini gezmeyi çok doğru bulmuyorum. Hayvanların bu şekilde kapalı olduğu için ama burada bayağı keyifleri yerinde görünüyor. Bir de bir yandan eğer hayvanat bahçesinde nesli tükenmekte olan hayvanlar korunmazsa insanlar onların köküne kibrit suyu döker diye düşünüyorum. Şimdi seçimimizi sağ taraftan yana kullandık. Bakalım orada neler var. Burada otomat gibi şeyler var. Hatıra para alıyorsunuz. Üzerinde şöyle hatıra resimler olan. İki euroyu atarak bunlardan bir tane hatıra almak istiyorum. İleride kalsın diye. Şöyle bakıyorum. Şuraya koyabiliyorum. Koyamadım galiba. Çünkü 2 euroyu en sola koydu. Ok işaretiyle göstermiş. Aynen, pardon. Yanlış yere koydum. Galiba şu aşağıdan var. Bir saniye, şunlardan seçeceğim. Gel. Ben aslan seçmek istiyorum. İşte, bildim. Asla alamıyorumdur. Tırnaklarımdan dolayı alamadım. Ya çok güzel bir şey. Wuppertal yazıyor. Wuppertal hayvanat bahçesi yazıyor. Arka tarafında Şiveveban var. Stadt Wuppertal yazıyor. Aynen Şiveveban yazmış. Gerçekten çok sevdim. Şurada aslanların detaylı olarak gösterdiği açıklama yazılar var. Ama bir problemimiz var. O da şu. Asla aslanları göremiyoruz. Şu mağara gibi şeylerin içinde kapalılar mı? Neredeler bilmiyorum. Yukarıya doğru dolanacağız. Onları görmek istiyorum gerçekten. Aslanlar taktiksel avlanıyorlarmış. Yani tek akıllı insanoğlu değil. Gördün mü canım? Hayır. Hala göremedik. Burada rengi iyi var. Bakalım onu korkutmadan biraz çekebilecek miyim? Galiba düşen boynuzunu buraya sergilemek için koymuşlar daha önceden. Ya çok uzaksın. Şöyle biraz yaklaştırmaya çalışayım. İşte burada. Gerçekten boynuzları çok büyük. İşte küçücük. Şurada yatıyordu az önce ama benim yüzümden korktu ve ayaklandı. Burada da yeni yavrusuyla yatan var bir tane. Böyle bir yer var. Sembolik bir şeyler getirip asın demişler. Galiba bebek isteyenler emzik asmış. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Ya da genelde buraya çocuklu gelenler yanında sadece emzik bulunduğu için emzik asmış. Çok güzel. Kaplanı çekmeye çalıştım ama çok uzak olduğu için asla detaylı bir şekilde çekemedim. Muhtemelen şu mağaraların birinden
birinin içine girdi ve şu an uyuyor. Bir sürü kişi onu görmeye çalışıyor. Belki de hayvanlar sıkılıyor. Alan çok büyük olduğu için görmek de biraz zor oluyor. Çünkü uzakta bir de ormanlık gibi bir yer var. Onun arkasında dolaşıyorlar. Ağaçların arkasından birazcık görme fırsatı yakalayabildim ama çekemedim. Burada uykucu bir leopar bulduk. Keyfi yerinde. Güneşleniyor. Ama teller olduğu için çok detaylı, güzel bir çekim olmuyor. Burada milkepleri bulduk. Herhalde insandan en az rahatsız olan hayvanlar bunlar. Keyiflerini bozmadan takılmaya devam ediyorlar. Penguenlerin olduğu yere geldik. Heykel gibi duruyor bazıları. Çok yakınımızdalar. Sesleri çok garip. Sayıca bayağı fazlalar. Hazır oldular ya, çok komikler. Kutup ayısı yukarıda dolanıyor. Burada foklar var. Muhtemelen fokların sesi kutup ayısını çıldırtıyor. Çünkü deli gibi orada dolanıyor. Çekebilmek için diğer tarafa dolandım. Ama bu bahçedeki en çok boy gösteren hayvan galiba burada bu farklı oldu. Bir kuş türü var. Brezilya tuganıymış. Gagası çok büyük. Ve bu nadir olan kuşlardan birisiymiş. Şöyle küçük bir şekilde açıklama yazmışlar. Diğer penguenlerin olduğu yere geldik. Bunlar soğukta yaşayan penguen türlerinden. Kral penguen. Kral penguen. Burada onlar için kar bile ayarlamışlar. Şunu gerçekten heykel zannettim ama hareket ediyor gerçekten. Canlıymış o da. Ağır çekimde yürüyorlar. Biraz da kabadayılık var bence bunlarda. Şuradan gelenler var. Dünya üzerindeki penguen çeşitlerini yazmışlar. Dışarıda çektiklerim farklı bir cinsti. Burada çektiklerim farklı bir cins. Ayının olduğu yere geldik. İşte orada. Bayağı büyük. Kutup ayısıyla yaklaşık olarak aynı boyutta. Ama bunu biraz daha uzaktan çektiğim için daha küçük görünebilir. Ayının olduğu yere geldik. Çok yakınıma kadar geldi. Gerçekten resmen poz veriyor. Hep beraber geldiler. Takip ediyor yavrular. Bir tur bütün hayvanat bahçesini gezdik. Ama söylendiği kadar çeşidi yok bence. İnternetten okumuştum. Yaklaşık 500 çeşit, 5000 adet hayvan var diyordu. Kesinlikle o kadar yok. Tabi bazı hayvanlar korunaklarında ya da işte mağara gibi yerler var. Oradalar. Ama orada olmasalar bile o kadar yok. Yine de gezilmeye değer mi? Kesinlikle değer. Çok büyük bir alana sahip. Sadece yürüyüş yapmak için bile gerçekten muazzam. Her hayvan için çok büyük yerler ayrılmış. Ya da her hayvan çeşidi için diyeyim. Birbirlerini rahatsız etmiyorlar ya da kendileri doğal yaşamlarında gibi hissedebiliyorlar. Aslanlarla ve kaplanları göremedik. Çünkü yaşadıkları yer çok geniş. Ve geniş olduğu için de baktığınız zaman göremiyorsunuz. Çok fazla ağaçlık ve yeşillik var. Genelde ağaçların yeşilliğin arkasına saklanıyorlar. Çekebildiğimiz kadar çektik. Yürüyüş gerçekten bizi biraz yordu. Ama bir tur daha o tarafa doğru gitmeyi düşünüyorum. Leopar çok yakınımızdan geçti. Az önce ilk turumuzda buradan dolaşırken miskin miskin yukarıda yatıyorlardı. Ama şimdi
Yakaladık. Ne yapacağını düşünüyor bence. İlk ikinci turu yapmışız. Şöyle diğeri geliyor şimdi. Oo. Gösteriş yapıyor bak. Çok asil. Hareket etti. Aslanlar inlerine doğru geliyor. Şu aşağıda su var. Ya suya geliyorlar ya da şu karşıda onların yerleri var, mağara gibi. Ya da oraya geliyorlar diye tahmin ediyorum. Aynen. Kendi yerine girmek için gelmiş. Zamanlamamız bu sefer gerçekten çok güzel oldu. Diğeri daha yavaş geliyor. Az önce karşıdan çektiğim aslanlar şimdi inlerindeler ve öğün vakti bunlar için. Aramızda cam olmadığını düşünmek gerçekten korkutucu. Çok büyükler. Fil evine girdik. Filler burada besleniyorlar. Onlar için buraya büyük bir alan yapılmış. Az önce ön taraftan yeşillik tarafı çekmiştim. Bu binanın hemen arkası. Diğer taraftan görünüşü. Hatta şuradan yürüyerek çıkabilirim oraya diye düşünüyorum. Burada Tibet atları var. Vahşi bir at türüymüş. Bence daha çok eşeğe benziyorlar diye düşünüyorum. Çünkü çok küçükler. Gerçekten burası hoşuma gitti. Çünkü hayvanlar için çok geniş yaşam alanları ayırmışlar her cins için. Çok fazla hapsedilmiş bir görüntü yok. O yönden işte gidiyorlar. Gayet değişik yani. Sonunda daha az naz yapan bir maymun bulduk. O da bizi fark etti. Bize bakıyor. Ağaçlarla, iplerle onlara böyle alan oluşturmuşlar. Çekebildiğim kadar hayvanları çektim. Hayvanat bahçesi gezimizin sonuna geldik. Bu seferlik videom da bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.